İyi akşamlar değerli Ulusal Kanal izleyicileri. Hepimizin bayramını kutlamak isteyerek söze başlamak isterdik. Ancak son günlerde yaşamış olduğumuz terör olayları ve terör saldırıları bu sözle cümleme başlamama biraz engel oldu açıkçası. Hatırlayacaksınız Arife gününde Hakkari'de mayın patlaması sonucu iki askerimiz şehit oldu. Bayramın birinci gününde yine Hakkari'de yaşanan patlamalar ve akşam saatlerinde de bayramın ikinci gününde Gaziantep'te yaşanan, şehir merkezde yaşanan büyük patlama ardından Türkiye yeniden terör nereye geldi, terör Türkiye'yi nasıl bir aşamaya getiriyor ve Türkiye nereye gidiyor sorularını konuşmaya başladı. Çok çeşitli yorumlar var. PKK'nın arkasında kim var, hangi güç, hangi kuvvet var ya da neden diğer Gaziantep bu saldırıların hedefi oldu, son saldırının hedefi oldu. Bu konuda çok çeşitli söylemler var. Biz de bugün stüdyolarımıza İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Bayram Bürçe, bölgeyi, yöreyi çok iyi bilen bir isim kendisini. Kendisiyle bu konuları detaylı bir biçimde konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. Efendim özellikle bu son Gaziantep'in terör saldırının hedefi olmasını, öncelikle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz buradan başlayacak olursak? Şimdi tabii Gaziantep'in terörün hedefi haline gelmesinde Gaziantep halkının, özellikle son dönemde hükümetin Suriye'ye ilişkin politikalarına duyulan tepki, bu tepkiyi azaltmak ve bu tepki tersine çevirmek için ele alındığını düşünüyorum. İkinci olarak da yıllardır, yani çok eskiden beridir Antep'te hem yerleşik hem de Doğu Anadolu'dan göç etmiş Kürtlerle Türkler iç içe barışık bir şekilde uzun süredir yaşamaktadır. Hatta bütün o işte Adana, Mersin'e filan da örnek gösterilen bir kentimizdi. Burada Türk-Kürt çatışması olmadı. BDP'nin hiçbir etkinliği yok. Mersin ve Adana gibi. Burada herkes işinde gücünde Türk-Kürt omuz omuza, kol kola birlikte kardeşçe yaşıyor denilen belli başlı şehirlerimizden biriydi. Bu eylemle hem bu kardeşlik dinamitlenmek istenmiştir, hem de tabi bu hükümetin Suriye politikalarından dolayı bölgedeki sanayici, tüccar, esnaf bir bütün olarak halk büyük zararlar görmüştür. Efendim özellikle bu Antep saldırısının arkasında PKK biz yokuz, HPG'ye yakın internet sitelerinden bu yönde açıklamalar geldi. Bu işin arkasında kim var? Çok çeşitli spekülasyonlar var. Bazı dış güçlere hükümet ve muhalefet işaret ediyor. Bu dış güçler kimdir? Ya da PKK'nın sahiplenmemesi nasıl görmek lazım bunu? Şimdi PKK mı yapmış, başka bir kuvvet mi yapmış? Tabi bunu güvenlik kuvvetlerimiz araştırıyor, araştıracak. Bu yakında açığa çıkacak. Ama PKK'nın ben yapmadım demesi PKK'nın yapmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü PKK'nın daha önce de bu tür bazı eylemlerde kamuoyunda yükselen büyük tepkiden dolayı üstlenmediği ve daha sonra yerel inisiyatif ya da kontrol dışı gruplar şeklinde açıklamalarda bulunduğunu biliyoruz. Örneğin Ankara Kumrular'daki patlama, Diyarbakır'da dershane önünde askeri araç çıkarken patlatılan yine bombalı araç. Efendime söyleyeyim, Diyarbakır Lice'de askerlere yapılan saldırı, İstanbul'da 4 Kasım 2010 Taksim'deki patlama ve buna benzer birçok olayda PKK ilk başlarda biz yapmadık dedi, sonra yerel inisiyatif dedi. Hatta işte Teyrem bazen Kürdistan diye bir kontrol dışı örgüt dedikleri, aslında pis işleri yaptırdıkları bir örgüte yıkarak bu işten sıyrılmaya çalıştılar. Ama diyelim ki PKK yapmamıştır ya da PKK yapmıştır. Burada bir eylemi değerlendirirken bu eylem kime hizmet ediyor? Niçin yapılmıştır bu eylem? Buradan eylemi yapanların adresine ulaşmak, kimliklerine ulaşmak mümkündür. Şimdi bu birincisi Türkiye'yi Suriye'nin üzerine sürmek isteyenler tarafından yapılmıştır. Türkiye
düşmanı, Suriye düşmanı, Türkiye'nin Suriye müdahale etmesini isteyen ve Türkiye'de kamuoyunu bu yönde oluşturmak isteyenler tarafından yapılmıştır. Tam bu noktada sormak istiyorum. Dün akşam olay duyulduğu andan itibaren birçok siyasi analizcisi, yorumcu ve bazı AKP milletvekilleri, Şamil Tayyar olmak üzere başta, bu işin arkasında el muhabirat var. İşte Esad'ın Şebbiyalar Halep'te yaptığı gibi şeyi karıştırıyor. Gaziantep'i karıştırıyor. Gaziantep 5. Zırhlı Tugay'ın konuşlandığı yer. Burada 5. Zırhlı Tugay'ın yaptığı bir tatbikata da gönderme yaparak bir mesaj veriyor Esad şeklinde. Çok sayıda yorum geldi. Bunlara nasıl bakmak lazım? Şimdi bu tamamen mantık dışı bir şey. Çünkü Suriye normalde Türkiye kamuoyunu kazanmak, Türkiye'nin Suriye müdahalesini engellemek için Türkiye hükümetiyle de halkıyla da iyi ilişkiler kurmak için çaba gösteren bir devlet. Esad bir vatan savunması yapıyor, teröre karşı halkınız korumaya çalışıyor. ABD emperyalizmi ise Türkiye'yi tetikçi olarak kullanmak ve önce Türkiye'yi bir terör üssü haline getirip Suriye'deki terör olaylarını Türkiye'den yönetmek, yönlendirmek, ardından eğer gücü yeterse Türkiye'yi Suriye'ye sokmak istiyor. Şimdi burada Esad'ın böyle akıl dışı bir politika izlemesi, kendisine Türkiye'nin Suriye müdahalesine çanak tutacak bir eylem yapması mantık dışıdır. Bu tür hareketleri yapsa ABD'nin görevlisi olan, kendi ülkesinin çıkar ve menfaatleri değil, ABD'nin görevlendirmesiyle hareket eden popeş başkanlar yapabilir. Bu eylem onlara yakışıyor. Zaten gelişmelere baktığınız zaman bunun adresinin CIA, Mossad ve bunlarla işbirliği içinde hareket eden MIT ve bunların desteği himayesinde Güneydoğu tamamen Hatay'dan Antep'e kadar terör üssüne dönüşmüş. Aslında Türkiye'nin kendisi şu anda teröristlerin yatağı durumunda, El-Kaide militanları doldurulmuş. Kamyonlarla patlayıcı maddeler Suriye'ye gidiyor, geliyor, Türkiye'den yollanıyor. Dolayısıyla PKK mı yapmış, El-Kaide mi yapmış ya da Mossad'ın bir ekibi mi yapmış? Bütün bunlar ihtimal dahilinde. Ama bir şey kesindir. Bir şey kesindir. Bunu ABD emperyalizminin istihbarat örgütleri yapmıştır. El Muhaberat'ın böyle bir eylem yapması bugünkü politik ortamda, bugünkü güç ilişkilerin içinde izah etmek mümkün değildir. Şimdi zaten hükümetin El Muhaberat ve PKK işbirliğiyle yapıldı demesi de adresi ele vermektedir. Türkiye'yi Suriye karşıtı konuma getirmek ve Türk halkını da, Türk kamuoyunu da Suriye herhangi bir müdahale için ikna etmek. Zaten biz olayı duyar duymaz ilk analizimiz bu oldu. Türkiye'yi Suriye'nin üzerine sürmek isteyenler bu eylemi yapmıştır. Bu tabii tetikçi olarak birileri kullanılıyor. Burada PKK'nın olması da çok mantıklıdır. El-Kaide'nin olması da mantıklıdır. Bizzat Mossad'ın, CIA'nın kendi elemanlarıyla da yapması mantık dışı değildir. Ama en mantık dışı olan El-Muhaberat'ın PKK'yla. PKK şu anda Suriye'nin kuzeyini zaten fiili bir durum yaratmış ve aslında yakında göreceğiz. PKK'yla Suriye karşı karşıya gelecek ve çatışacaklardır. Bayram Bey, burada bir virgül koyarak telefon attığımızda bir önemli bir isim var. CHP Gaziantep Milletvekili Sayın Mehmet Şeker. Yayınımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Mehmet Bey. Teşekkürler. Mehmet Bey, siz yöreden son bilgileri, son gelişmeleri bize aktarabilir misiniz? Özellikle biz oradaki halkın hassasiyetlerini, duyarlılıklarını ve oradaki atmosferi sizden almak isteriz efendim. Valla şu anda bizim bir de şehidimiz vardı biliyorsunuz. İkindi namazına müteakip şehidimizi toprağa vermek üzere camide toplandık. İlk kez tabii Gaziantep çok
bu terör olayına çok büyük tepkisi olduğu için camiye binlerce insan geldi. Çok büyük bir kalabalık oldu. Bütün evlerde Türk bayrakları asıldı. Araçlarda Türk bayrakları dalgalanıyor. Yani ciddi bir şekilde tepkisini dile getirdi ve bunu gayet insani bir şekilde dile getirdi. Hiçbir yere saldırmadı, hiçbir vatandaşı incitmedi. Gaziantep'te yaşayan hiçbir kimsenin aleyhinde bir tek kelime konuşmadı. Tabii Gaziantep'te de yakışan budur aslında. Sayın Şeker... Gaziantep'te gelmedi. Sayın Şeker, stüdyomuzda yine yöreyi çok iyi bilen bir isim var. Sayın Berem Çek, İş Partisi Genel Başkan Yardımcısı. Ona da sordum. Aynı soruyu size de yönetmek istiyorum. Birincisi, neden Gaziantep hedef seçildi? İkincisi, bu eylemin arkasında kim var? El Muhabarat'ın ve Suriye İstihbarat'ın olduğu yönde hükümet kanadından ve çeşitli siyaset analizlerinden yorumlar var. Bunlara katılıyor musunuz efendim? Şimdi şöyle bir şey var. Gaziantep'te yapılan bu eylemin, yani taşeronunun kim olduğu çok önemli değil. Ama ben 3 aydır, 4 aydır, 5 aydır hükümete de yüzlerce kez mesajlarımda hep söyledim. Suriye sınırımız inanın yol geçen hanı gibi. İsteyen istediği gibi elini kolunu sallayarak Suriye'den Kilis'e giriyor, oradan Gaziantep'e geliyor. Şu anda Gaziantep'te 10 binin üzerinde Suriyeli vatandaş var. Kendi araçlarıyla şehir içinde geziyorlar. Kendileri ev kiralamışlar, bu evlerde oturuyorlar. Bunlar kimdir, necidir, ne iş yapar belli değil. Hiçbir inceleme yok. Aslı mülteci ise mülteci bir yerde oturur bekler. Bir kampta bekler. Şehrin içinde gezmez. Kilis'te de öyle. Kilis'teki kampı çok yakından takip ediyorum. Kilis kampına gelen mülteciler şehrin içinde istedikleri yerlere gidip gelebiliyorlar. Şehrin içinde alışveriş yapıyorlar. İstedikleri gibi gezebiliyorlar. Hatta bazı vatandaşlar biz kavga ettik, atıştık, bize silah gösterdiler diyebiliyor. İsrail'de olanı biliyorsunuz, kampın içerisinde polislerin silahlarını aldılar, Türk bayrağını indirip yerine Suriye bayrağı astılar. Yani bu kadar güvenlik zafiyeti olan bir olay söz konusu olamaz. Şu anda Türkiye'de 70 binin üzerinde böyle insan var. Bu devletin bildiği kamplara kayıp, bir de Gaziantep'teki gibi ev kiralamış oturan, Kilis'te ev kiralamış oturan, Adana'da ev kiralamış oturan insanlar var. Bunlarla birlikte saydığınızda 90 bin tane insan var. Bunlar kimdir, necidir, ne iş yaparlar bilmiyoruz. Gaziantep'te, Hatay'da, Urfa'da, Kilis'te uluslararası pek çok ülkenin ajanları cirit atıyor. Yani bu açıdan Gaziantep provokasyon için ideal bir şehir gibi. Ha şu da olabilir. Türkiye'yi Suriye ile karşı karşıya getirmek için yapılmış bir eylem de olabilir. Bunun bir öncülü de olabilir. Ya da Suriye'nin burada yapmış olduğu, Suriye İstihbarat Örgütü'nün yaptığı bir eylem de olabilir. PKK'nın yaptığı bir eylem de olabilir ama PKK üstlenmedi, ben yapmadım dedi. En son yayın organlarında çıkan yazıda bu eylemi kabullenmediler, üstlenmediler. Biz de şiddetle lanetliyoruz. Bayramda böyle bir eylemin yapılması, hele hele sivillere karşı, hiçbir suç olmayan insanlara karşı böyle bir eylemin yapılması hiçbir şekilde ahlaki değil, doğru değil ve tasvip edilecek bir noktada yeri yok. Ama gel görelim ki maalesef Türkiye sınırında yaşadığı güvenlik zafiyetinden dolayı belki önümüzdeki günlerde bu tür eylemlere de maruz kalabilir. Ben bu açıdan hükümeti çok dikkatli olmaya çağırıyorum. Suriye'den gelen bu insanlar üzerinde çok iyi denetim sağlanması gerektiğini söylüyorum. Çok rahat şehir içinde dolaşmalarına engel olması gerektiğini belirtiyorum. Ve burada Uluslararası Haber Alma Teşkilatı'nın ajanları cirit atıyor. Onlara da Türkiye istihbaratı çok dikkat etmesi gerekiyor. Sayın Şeker, özellikle bu hükümetin kurduğu mülteci kamplarıyla birlikte bölgede bir güvenlik zafiyeti ve açığı yaşandığını söylediniz. Özellikle tam olarak kimliği belli olmayan insanların kentlerde yarattığı susuzluklardan ulusal kanala da çok sayıda şikayet telefonu geliyor. Biz de bunları aktarmaya çalışıyoruz. Özellikle bu noktada olayın El-Kaide ve benzeri örgütlerin, denetimsiz grupların tarafından yapıldığına yönelik bir takım iddialar var. Bunları nasıl görmek lazım sizce? Yani kesinlikle biz tabii bilemiyoruz. Yani kimin yaptığıyla ilgili elimizde çok ciddi bir kanıt yok. Yani kimin yaptığı önemli değil. Kimin yaptırdığı önemli. Aslında üzerinde durmamız gereken olay bu. Biz yıllardır hep PKK ile kavga ettik. Ama PKK'nın kullandığı silahlar Amerikan malıydı, Alman malıydı, Rus malıydı. Bunlara sesimizi çıkartamadık. Amerika'ya sesimizi çıkartamadık. Yıllardır Amerika destekledi. Lojistik destek verdi. Çekiç güç aracılığıyla silahını, mermisini, hatta hasta olanlarına doktorunu, hemşiresini tahsis etti. Sesimizi çıkartabildik mi? Çıkartmadık. Geldiğimiz noktada aynı yer. Maalesef şu anda burada
bu eylemin arkasında kim var onu araştırmak lazım. Ve Türkiye'nin de şu anda en güvensiz illerinden birisi maalesef Gaziantep, Kilis, Urfa, Hatay ve bir miktarda Adana'dır. Çünkü burada denetim ipin ucu kaçmış durumda, denetim de yoktur. Eskiden ben biliyorum Gaziantep'te yolda polis arama yapardı, kontrol yapardı. İnanın ben bir yıldır hiç rast gelmedim. Ve biraz da bu Suriye'den gelenlerde çok müsamaha gösteriliyor. Ya karışmayalım diyorlar, ev kiralasınlar, otursunlar, bunlara sahip çıkalım, yiyecek içeceklerini verelim. Tamam, ben bunları itiraz etmiyorum. Mülteci olan insana katkıda bulunalım, destek olalım, yardımcı olalım. Ama bunlarla beraber gelen, bunlarla birlikte olan, bunların yanında olan da bir takım maalesef kontrolsüz terör gruplarının elemanları var. Bunları da çok iyi MİT'in, istihbarat örgütlerinin denetlemesi lazım. O denetimin eksikliğinden bahsediyorum ben. Sınıra gittiğim zaman görüyorum, sınır kapısından insanlar elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geliyor. Tekrar öğleden sonra geri gidiyor. Elini kolunu sallayarak giremez, girmemeli de. Ve bunun için bir tedbir alındı mı derseniz, maalesef şu anda sınırımızda böyle bir kontrol yoktur. Ve Gaziantep'te bir sanayi şehri, Kürt vatandaşlarının da yoğun olarak yaşadığı 370-400 bin civarında Kürt vatandaşımız var. Provokasyona çok açık bir şehir. Yani Allah'tan Gaziantep'liler duyarlılar, sağduyulu insanlar, böyle bir olayın provokasyonuna gelmediler. Tepkilerini sadece çok demokratik bir şekilde gösterdiler. Protesto ettiler, cenaze törenlerine çok kitlesel katıldılar, evlerine bayraklar astılar, korna çalarak protesto ettiler. Gece sabahlara kadar uyumadılar. Bu anlamda da Gaziantep üzerine düşeni yaptı ve bu provokasyona gelmedi. Ama bu demek değil mi bundan sonra böyle provokasyonlar olmayacak? Onun için hükümetin uyanık olması lazım ve çok hızlı bir şekilde Suriye politikasını göz önünden geçirmesi lazım. Yeniden gözden geçirerek dikkat etmesi lazım. Sayın Şeker, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep halkına tekrar başını sağ olsun diyoruz. Size de geçmiş olsun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ teşekkür olun. Sayın Üstücek, tam kaldığımız noktadan virgül koymuştuk ama burada şu noktayı da hatırlatmakta sanırım fayda var izleyicilerimize. Hükümetin Oslo'da, MİT'in daha doğrusu yapmış olduğu, Hakan Fidan yapmış olduğu görüşmelerde bahsedilen bombalar vardı. Şehir merkezlerinde olduğu söylenen bombalar vardı. Ve son dönemde PKK'nın da izlediği stratejiye bakacak olursak Hüseyin Aygün'ün kaçırılması, Şemdinli'de kucaklaşma ya da Şemdinli'ye yönelik kent merkezini ele geçirmeye yönelik hamleler yapması ya da en azından böyle duyumların basına, medyaya yansıması ve en son Antep'teki yaşanan saldırının kent merkezinde gerçekleşmesi. Bunların arasında bir bağ kurmak sizce mümkün mü efendim? Tabii bir program uygulanıyor. Bunlar hepsi bir paketin parçası. Oslo'da ne olmuştu? Oslo görüşmelerinde halktan gizli olarak başbakanın temsilcisi olarak, ki daha sonra MİT müsteşarına getirildi, Hakan Fidan ve MİT müsteşar yardımcılarından oluşan ekip Oslo'da işte büyük şeyleri patlayıcı deposu haline getirdiniz demişti. Sabri Oktay gülerek, yok canım o kadar da değil, biliyoruz diye cevap vermiştiler. Şimdi bu bombalar patlıyor. Foça'da patlayan bomba da bu bombalardan, Antep'te patlayan da bu bombalardan ve daha patlayacak olanlar da var. Biz bunu aslında işçi partisi olarak bu Oslo görüşmelerinden sonra bunu açıklamıştık. Türkiye bir istikrarsızlık, yoğun istikrarsızlık dönemine girmiştir. Bombaların patlayacağı, provokasyonların ve tertiplerin, hem de büyük tertiplerin yapılacağı bir döneme girmiştir. Ve bu maalesef, Sayın Milletvekilime katılamıyorum, bu süreci yürüten, yöneten hükümettir. AK Parti hükümetidir. Başındaki başbakandır. Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Abdullah Gül'dür. Şimdi BDP'li milletvekilleri PKK'lılarla kucaklaştığı zaman
Ya olur mu diyorlar. E sen dedin, daha başbakan yakın zamanda ben teröristlerle görüşmem ama onların siyasi uzantıları olan mecliste. Yani PKK'nın temsilcileri ve uzantıları olduğunu kabul ediyor BDP. Zaten bütün dünya alemde bunu biliyor. Arkadaşlarını yolda görmüşler, kucaklaşmışlar. Emine aynen şöyle diyor. Rastladık onlara, sevgi seline kapıldık, kucaklaştık. Şimdi bunu görmek lazım. BDP, PKK'nın parlamentodaki temsilcileridir. Bir, bunu altını çizmek lazım. BDP ayrı, PKK ayrı. İki de bir, PKK terörünü lanetleyin. Ya o terörün bir parçası olarak onlar seçilmiş. PKK olmasa, terörü olmasa, o omuzdaki silahlar olmasa bir tane BDP'li meclise seçilebilir mi? Şimdi burada halkımızı aldatıyorlar. Halkımızı aldatıyorlar. İki, Suriye sınırı yol geçen hanı olmuş. Peki kim yapmış bunu? Ben mi yaptım? Hükümet yaptı ve hükümet bilerek ve isteyerek yaptı. ABD'nin taşeronu olarak, tetikçisi olarak yapıyor. Buralarda net olmak lazım. MİT bunları kontrol etsin. Onları oraya getiren, kampları kurduran, yöneten, kamyonlarla patlayıcı Suriye'ye sevk eden, Libya'dan, Suudi Arabistan'dan, Katar'dan, Afganistan'dan ne kadar terörist varsa, Orta Doğu'nun bütün haşere takımı Türkiye'nin güney sınırlarına taşınmıştır ve oradan Suriye'nin üzerine saldırılmaktadır. Ve bu hükümet tarafından yapılmaktadır. O Adana'da, Antep'te, Hatay'da ev tutanların hepsi Suriye'de büyük suçlara bulaşmış, artık geri dönme imkanı da olmayan teröristlerdir. Efendim burada ilginç bir şey hemen aklıma geldi. Sizin de yorumunuzu açıkçası merak ediyorum. Hatırlayacaksınız 1 Mart 2003 tezkeresinde ABD askerlerinin hem Karadeniz'e hem de Güneydoğu'ya, Irak'a saldırmak için konuşlanması söz konusuydu. Muhalefet şiddetle Türkiye'nin işgali olacağı yönünde ciddi bir muhalefet yükseldi. Halktan tepkiler yükseldi, eylemler yapıldı. Sanki o 2003'te Amerika Birleşik Devletleri'nin, Türkiye'nin, yani tabii Karadeniz'de işin içinde ama güney illerine on binlerce asker, yaklaşık 60 bin askeri yerleştirme projesinin farklı bir versiyonu olarak da görmek lazım. Çünkü gerçekten bölge ateş topuna döndü. Aynen öyle. Ben size söyleyeyim. On binlere varan terörist yığınağı yapılmıştır. Bunun 2500-3000 civarındaki teröristi Şam ve Halep'te Suriye yönetimi temizlemiştir. Temizlik devam etmektedir. Devam etmektedir. Bundan başarı şansı da yok. Ama esas büyük zararı, Suriye'den daha büyük zararı Türkiye vermektedirler. Türkiye ABD'nin taşeronu olarak Suriye'yi bölmeye çalışırken aslında Türkiye'yi bölmüştür. Türkiye'yi bölmektedir. Ve göreceğiz o kamplara ve sınır şehirlerine yerleştirilen teröristler Türkiye'nin başına büyük bela olacaklardır. Pakistan-Afganistan sınırındaki yıllardır cereyan eden olayları biliyoruz. Pakistan devleti de bir devlet ortadan kaldırıldı neredeyse. Tamamen sınırlar teröristlerin denetimine geçmiş durumda. Bu açıdan burada AKP hükümeti esas sorumludur. AKP hükümetinin başbakanı ve birlikte MOBEŞ başkanlığı yaptıkları Abdullah Gül. Şimdi bunu görmeden, bunun altını çizmeden bu patlama AKP hükümetinin Suriye müdahale planlarının bir parçasıdır. Hem PKK da yapmış olsa, zaten MİT PKK'nın patlayıcılığını biliyordu. Kim yapmış olursa olsun patron Amerika'dır, taşeronu hükümettir. Tetikçisi PKK'dır, El-Kaide'dir ve şudur ya da budur. Ama patron ABD'dir, taşeron hükümettir. Tetikçinin kimliği üzerinde tartışıyoruz. Bence esas olan
Türkiye açısından tabi taşeronluk üstlenen bu hükümetten Türkiye'nin hızla kurtulması lazım. Hızla kurtulması lazım. Artık bu hükümet Türkiye'nin güvenlik sorunu, huzur sorunu, terör sorunu ve milli birlik sorunu haline gelmiştir. Bu hükümet başımızda durdukça bizimle milli birliğimiz olacak. Bugün Antep halkı gerçekten Mehmet Bey'in dediği gibi Milli Kurtuluş Savaşı'na da destanlar yaratmış. Türküyle, Kürdüyle. Kara yılanları memleketi. Öyle kolay kolay orada milleti birbirine düşüremezler. Şimdiye kadar da hiçbir olay olmadı. Daha önce de söyledim. Barışık yaşanan şehirlerimizden biri. Kolay kolay bizi birbirimize düşüremeyecekler. Ama Antep'in seçilmesi de aslında bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman Antep halkı Suriye politikasına karşıdır. Kampların kurulmasına karşıdır. Suriye ile ilişkilerin bozulmasından oraya terör ihraç edilmesine karşıdır. Sanayicisi, iş adamı, tüccarı, esnafı, işçisi, köylüsü bir bütün olarak Antep buna karşıdır. Aslında Antep'in seçilmesinin bir nedeni de budur. Efendim, konuya terörün geldiği boyutları tartışmaya Antep'te yaşanan patlamayla başladık. Fakat bundan önce Şemdinli'de yaşanan kucaklaşma, Hüseyin Aygül'ün kaçırılması ardında yaptığı açıklamalar, terör gündemi deyince son günlerde kamuoyunda bu açıklamalar da çok tartışıldı. Bunları nasıl okumak lazım? Bunları işçi partisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hükümet Güneydoğu'yu PKK'ya terk etmiştir. Daha doğrusu kukla devlet Reyna doğru genişletilmek istenmektedir. Ve işte Şemdinli'de 20 gün süren güya olaylar bitti dediler. İşte BDP milletvekilleriyle kucaklaşmaları olayın sürdüğünü, aksine güvenlik kuvvetlerinin sadece hükümet binaları, kışla ve karakolları koruyabildiğini, oralarda konumlandığını, kırsal alanların tamamen PKK'ya terk edildiği görülmüştür. Peki bu güvenlik kuvvetlerinin bir zafiyeti midir? Kesinlikle hayır. Güvenlik kuvvetlerine bu talimatları veren o bölgenin yöneticilerinin, valisinin, kaymakamının ve onları oraya atayan ve bu politikaları uygulamasını isteyen hükümetin zafiyetidir. Efendim maalesef süremizin sonuna yaklaştık. Son cümlenizi alarak toparlayarak bitirelim. Şimdi iki şey söyleyeyim. Bir, bu Uludere'de gerçekleşen kazada şehit olan ve yaralanan askerlerimize Uludere köylülerinin, halkının yaptığı yardımı gördüğümüz zaman gözlerimiz yaşardı ve biz Türk ile Kürt ile bir millet olduğumuz ve bizi birbirimizden koparamayacaklarını bir kere daha anladım. Burada bu kazada hayatını kaybeden şehitlerimizden biri Osmaniye İl Başkanımız Ejder Çiller'in oğlu Ataman Çiller'di. Ona da buradan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Partimizde Uzman Çavuş, partimizin il başkanı oğlu Uzman Çavuş Ataman Çiller'i bu şeyde kaybettik. Onlara da başsağlığı diliyoruz. Bir iki hususla bitirmek istiyorum. Bitti. Şimdi toparlarsak tekrar. Şunu söyleyeyim. Biz bu terör olayını çözmeye adayız. Programı olan, çözümü olan tek partiyiz. 40 yıllık denenmiş, sınanmış bir genel başkanı ve yüzlerce ileri düzeyde kadrosu olan bir partiyiz. Ve artık mevcut düzen partiler içinde hiçbirinin bu teröre çözüm bulamayacağı açığa çıkmıştır. Aksine terörü büyütmektedirler. Çünkü ABD ve Batı ile işbirliği içinde
bu teröre çözüm bulmak mümkün değildir. Ancak bir milli hükümetle çözüm bulunabilir. Herkesi işçi partisini büyütmeye, üye olmaya, görev almaya ve işçi partisini iktidara taşımaya çağırıyorum. Sayın Berem Çek, çok teşekkür ediyoruz. Değerli Ulusal Kanzi İzleyicili, bir haber ardından sonuna geldik. Sayın Yurtçı'ya teşekkür ediyoruz. Bölgeyi iyi bilen bir isim ve çok önemli açıklamalarda bulundu. Fakat konu çok geniş. Bundan sonraki günlerde de Ulusal Kanal olarak özel programlar yapacağız. Bu akşamlık bu kadar diyoruz. İyi akşamlar.